Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf matematik cisimlerin farklı yönlerden görünümleri konusu var. Bu konu biraz daha arkadaşlar 3 boyutlu görmenizi sağlayacak bir konu. Yani biraz açıkçası konunun üstesinden kendiniz gelmeniz gerekiyor. Biraz üzerinde düşünmeniz gerekiyor. Şimdi bunlarla alakalı biraz ipuçları anlatacağız. Mesela bir cisim var. Bakınız, bunun şimdi önden görünümü. Önden gördüğünüz zaman şu ok işaretlerinin değdiği yerleri görüyorsunuz arkadaşlar. Ok işaretlerinin değdiği yerleri görüyorsunuz. Bakınız. Burada o zaman 3 tane aşağıya doğru küp görüyorum. Daha sonra yanında 2 tane daha küp görüyorum. Bakınız, 3 tane aşağıya doğru küp, yanında 2 tane daha küp ve yukarısında 2 tane daha küp olmak şekilde, yani 3 böyle, 3 böyle, 3 böyle aslında küp görmüş oluyorum. Gördüklerimi çiziyorum sadece arkadaşlar. Bakınız. Ok işaretiyle gördüğüm önden bakarken, normalde mesela önden bakarken şu kısımları göremiyorum arkadaşlar. Şu üst tarafları, şu iç taraflarını göremiyorum. Tamam mı? Sadece ok işaretinin değdiği beyaz yerleri görüyorum. O beyaz yerleri de ne yapıyorum? Burada çiziyorum. Bakınız, mesela böyle bir şekil vermiş. Şimdi soldan görünüm diyor. Yani şu sol taraftan ok işaretlerine baktığımız zaman, şimdi şu kübün sol tarafını görüyorum. Şu kübün de sol tarafını görüyorum. Bir de bunların altında bir tane daha küp var tabii. Çünkü bunlar mesela, bakınız, şurası birinci kat, burası ikinci kat, burası üçüncü kat gibi düşünürseniz eğer, o zaman şimdi şu üçüncü, bu ikinci, bunların altında bir de birinci küp var. Onu da görüyorum. Bakınız, üçüncü, ikinci, birinci küp. O da şu aşağıda kalıyor, birinci küp. Daha sonra bunların yanında da şöyle dördüncü ve beşinci küplerin, şu küplerin de gene yan yüzlerini görüyorum. Bu şekilde de bunları yanına çiziyorum arkadaşlar. Mesela bu şeklin ne diyor? Sağdan görünümü diyor. Yine bakınız, beyaz yerler. Mesela şuradaki gördüğümüz kübün sadece ben şurasını görüyorum. Yine aynı şekilde burayı, burayı, burayı aşağı doğru 4 tane çizdim. Bakınız, 1, 2, 3, 4 tane çizdim. Daha sonra bu 4 tanenin yanında bir 5. ve 6.'yı, 5. ve 6.'yı da bu şekilde çizmiş oldum. Şimdi şuraları peki neden çizmedim? Buralar, bakınız, şu çizdiğim yer şuranın arkasında kaldığı için sağ taraftan bakarken buranın arkasında kalan şu kısmı göremiyorum arkadaşlar. Göremediğim için de çizmedim bunu. Mesela yukarıdan görünüm diyor. Yukarıdan mesela diyelim ki drone'la tepesine çıktınız. Tepesinden bakıyorsunuz. Sadece çatıları görüyorsunuz arkadaşlar. Binanın kaç katlı olduğunu, mesela şuraları hiç görmüyoruz yani. Şuraları görmüyoruz. Sadece şuraları görüyoruz. Bakın, bir tane küp burada görüyorum. Yanında bir, yanında iki, yanında üç. Böyle dört tane yan yana. Bunların yanında da iki tane. Bakınız, bir, iki, üç, dört, 5, 6 şeklinde. Hatta şuradan da şöyle göstereyim. Bu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı şeklinde gösterebilirsiniz arkadaşlar. Buna benzer şekilde yapıyoruz. Tabii biz bunların görünümlerini şimdi buraya çizemeyiz. O yüzden bunları geçeceğim. Şimdi mesela şöyle bir soru var. Diyor ki üstten görünümü bu şekilde. Sağdan böyle, soldan böyle, önden böyle. Bu hangisi olabilir diyor. Şimdi baktığımız zaman verileri iyice bir incelememiz lazım önce. Şimdi iyice bir incelediğimiz zaman zaten önce bir üstten bakalım. Şimdi üstten baktığımız zaman şöyle 3 tane göreceğim. 2 tane de bu şekilde göreceğim. 3'e 2. Mesela bakınız, A şıkkında bu sağlanıyor. 1, 2, 3, 4 ve 5. şekiller. Tamam mı? Bakınız, mesela D şıkkında sağlamıyor. Çünkü burada 1 var. Burada bir tane daha var. Burada bir tane daha var. 3. Önünde iki tane var. Onun da önünde bir tane daha var. Bakınız, bu olmuyor. Zaten burada 1, 2, 3, B şıkkında onların önünde bir şey yok. Bu da olmuyor. A şıkkı şimdilik sağlıyor. Yine aynı şekilde diğer verilere baktığımız zaman, soldan görünüme baktığımız zaman, bakınız, şuradaki çıkıntıyı şöyle şu ortada fark edebilirsiniz. Hemen bunun o zaman A şıkkı olduğunu artık teyit edebiliyorsunuz arkadaşlar. Buna benzer yapacaksınız arkadaşlar. Artık işte bakıp yorum yapacaksınız. Mesela diyor ki yine üstten, sağdan, soldan verilmiş. Hangisi olabilir diyor. Şimdi üstten 3 tane şekil göreceğiz sadece. Bakınız, burada 2'ye 1 var. Bu olmaz. Burada 1, 2, 3'e, D şıkkına bakıyorum. 5, 6. şekiller de geliyor. Olmaz. C şıkkına bakıyorum. Yanlamasına gidiyor üstten görünüm. Bu da olmaz. Ama B şıkkı direkt, bak, sadece üstten görünümden 1, 2, şu 3 tane yeri görüyorum sadece. Yanları bomboş. Direkt B şıkkını hemen ne yapabiliyorum arkadaşlar? Çıkartabiliyorum. Evet, yani böyle düzgünce düşündüğünüz zaman
yapabiliyorsunuz. Kolay. Yine yukarıda verilen yapının üstten görünümünü çizerek her sütunda kaç küp olduğunu ifade ediniz. Şimdi bakınız, üstten gördüğünüz zaman bakınız, birinci şurayı göreceğim. 2 burayı görüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. yapıları görüyorum arkadaşlar. Üstten baktığım zaman sadece bu yapıları görüyorum. 11 tane küp görüyorum. Bunların da çizimlerini de bu şekilde yapabilirim. Sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane küp gördüm. Bunların da artık çizimlerini bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Mesela bakınız, diyor ki üstten görünümünü çizerek. Şimdi ben çizmesini tabii uzun uzun yapmayacağım. Kaç tane küp olduğuna bakalım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane küp. 6 tane küp şeklinde gösterebiliriz arkadaşlar. Hatta çizecek olursak da mesela şöyle yapalım. Şunlar birinci küplerim olsun. Şöyle 2 tane küp çizeyim. Bunlar birinci küplerim olsun. Bunların önünde şöyle ikinci küplerim 3 tane olacak şekilde var. Yani şu hizadan başlıyor. Şöyle şuraya kadar gidiyor. İkinci küplerim de böyle. Bakınız, şuradaki birinci küple şuradaki ikinci küp yan yana olduğu için bunları yan yana çizdim burada. Ama şuradaki birinci küple en son ikinci küp yanında bir boşluk olduğu için bakınız, onların da arasılarında boşluklu bir şekilde çizdim. En son üçüncü küpüm de şu ikinci küpün önüne gelecek şekilde şuraya çiziyorum arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorsunuz. Çok da zor değil aslında. Buna benzer örnekleri bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bunlarla alakalı da testlerden de birkaç tane bakalım. 7. sınıf konularını da bu şekilde bitirmiş olacağız. Daha sonra test çözümleri yaparız. Yukarıda verilen şeklin üstten görünümü nedir? Şimdi bakınız. Üstten bir şuraları görüyorum. Bir de bunu görüyorum yanında. Yani ne oldu? B şıkkı şeklinde oldu arkadaşlar. Üstten bu şekilde görüyorum. Bir tane daha yapalım. Bu şeklin soldan görünümü diyor. Bakın, soldan gördüğüm zaman şimdi birinci küpleri bu şekilde görüyorum. 3 tane küp şöyle göreceğim. O zaman mesela şu şıkkı eleyebilirim. Daha sonra bu 3 küpün bir altında başlayarak bu ikinci küplerimi göreceğim. Yani şu ilk 3 küpüm böyle olsun. İkinci küplerim de bir altından başlayarak bakınız tam A şıkkında ifade edilebiliyor çok kolay bir şekilde. Böyle bir tane daha çözelim arkadaşlar. Yanda verilen şeklin sağdan görünümü. Şimdi sağdan baktığımız zaman şimdi ilk önce şu ikisini göreceğim. Daha sonra da üstte şu ikisini göreceğim. Başka da bir şey görmüyorum arkadaşlar. Yani şuradaki araları vesaire görmüyorum. Şu üstteki noktaları görmüyorum. Sadece şöyle 1'e 1 ve 2'ye 2 olmak üzere 1'e 1 ve üstlerinde 2'ye 2 olmak üzere bu şekilleri görmüş oluyorum arkadaşlar. Evet. Buna benzer soruları da artık mantığınızı kullanarak bu şekilde yapabileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. 7. sınıf konularını en azından bitirmiş olduk. Hepinize iyi günler diliyorum.